Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün normalin ötesinde yaratıcılığı olan insanların videolarına bakacağız. Kanalıma hırsız bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Harbiden bu kimin aklına geldi peki ya? İnanamıyorum, mandalina anne bebeklerini doğuruyor, şuna bakın. Bir de göz ağız çizmişler üzerlerine. Rekabet. Evet, bir muffinimiz var. Ortadan ikiye böldük. Bakalım nasıl bir yaratıcılık söz konusu olacak? Ha? Hamburger mi? Oha. Başarılı. Burger görünümlü bir cupcake oldu. Tadını merak ettim şu an, acaba nasıldır? Kil mi bu? Oyun hamuru mu? Ondan bir hayvan yaptık. Bu hayvanın adı neydi ya? Bu hayvan beni korkutuyor garip bir şekilde. Bu oyuncak o hayvanı biraz tatlılaştırmış ama bu hayvanın ne olduğunu da biliyorum da sanki aşırı korkunç bir köstebeğe benziyor. Bu hayvanın adı neydi bu arada? Aranızda bu hayvanın adını bilenler yorumlarda yazabilir mi gerçekten? Sus hamuru mu acaba ya? Ama aşırı gerçekçi olması. Ben bu kadar incelikli işleri beceremiyorum ya. Haldır olur çalışmaya alışmışım. Hiçbir şekilde ince işleri yapamıyorum. Çileğin diğer yarısından ne yaptık? Bu ne? Oha! Nasıl yaptınız bunu? Resmen çilekten kanaviçe yaptık ve çilek aşırı gerçekçi görünüyor. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bu kanaviçeyi görseydim net o çileği yerdim herhalde ben. Arabanın kirli camlarını yapılan sanattan benim kadar hoşlananlar var mı? Gerçekten adamlar arabanın camlarını sanat eseri ortaya çıkarıyor. Biz size sadece beni yıkayazıyoruz. Şuna bakın ya, nasıl yapıyorsunuz bunu, ben algılayamıyorum şahsen. Bu nasıl bir yetenek? Bende olmayan yetenek neden sizde var diye de kendimle çelişmiyor değilim. İşin kötü yanı ise çok güzel bir köpek yavrusu yaptın arabanın kirli camına ama o cam gidecek ya, silinecek ya. Bu beni çok üzdü işte ya. Yaptığın emek mahvolacak şimdi. Benim böyle bir arabam olsaydı hiçbir şekilde onu yıkayamazdım herhalde. Araba yağmurda ıslanmasın diye arabana tam olarak o cam kısmına bir şemsiye de taktırabilirdim. Çünkü emek var. Ne yapıyoruz şu an? Minecraft kalbi mi yapıyoruz? Ay ne tatlı bir şey. Kilden yapacağız bunu. Ya böyle şeyleri çok seviyorum. Aa, harbi Minecraft kalbi. Anahtarlık oldu. Acaba bunu becerebilir miyim ya? Bazen böyle şeyler elimden geliyor ama... Yok ya, beceremem. Hiç uğraşmayalım şimdi. Bir Goku sanatı şu an... Of. Siyah sim koyduk ona ve şu an muazzam oldu. Ay çok güzel. Çok iyi değil mi ya? Aa, her yerine... Az izlemesi aşırı derecede rahatlatıcı değil mi? Ben bayıldım şu an. Harbiden bedava hem sanat eseri hem de rahatlatıcı video. Süper ya. Çok güzel olmuş. Çikolatadan sanat zaten bambaşka bir şey. Çikolatadan güzel şekiller yapıyorsunuz ve ben onları yerken üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Adamlar bu kadar yapmışlar, uğraşmışlar. Bu uğraş neden benim mideme gidiyor diye çok üzülüyorum. Kütük yaptı ya adam. Çikolatadan kütük yaptı. Şuna bakın. Bir de A+ yazmış. Çok canım çekti şu an. Kütüğü tabii bitti mi? Bitmedi. Şu an başka bir, sanırım o kütüğün üzerine oturtacak bir hayvan yapıyoruz. Bacağa bakın. Wow. Bana verin şu çikolatadan hayvanı. Köpek mi kurt mu bilmiyorum, hepsini yerim ya. Sonra tabii ben hastanelerden toplarsınız. Tilki herhalde bu. Ya çok tatlı. Şaka yaptım, kıyamam ya ben bunu yemeye. Vallahi kıyamam. Sanki gerçek tilkiyi yiyormuşum gibi bir hissizlik kapılırım. Çünkü o kadar gerçekçi ki. Yavrusunu bile yaptım. Aa çok tatlısın. Aramızda resim konusunda usta olanlar varsa burun çizmenin nasıl bir şey olduğunu biliyordur. Eğer sizin farklı stilleriniz varsa bu stili de deneyebilirsiniz bence. Bayağı estetikli bir burun oldu ama çok hoş ya. Topuklu ayakkabı mı bu? Topuklu ayakkabıyı neye batırdık şu an? Ay vallahi bak oradan çok güzel bir şey çıkacak. Çıkacak, çıktı bile, çıktı çıktı çıktı. Aşırı cool görünüyor. Bu nedir? Parıl parıl. Hadi bakalım ne çizeceğiz? Tahmin etmeye çalışalım. Bu bir kiraz ağacı mı? Ne? Yok. Gökkuşağı. Bence gökkuşağı görünümlü bir şey. Yaprak mı? Renkli yaprak yapıyoruz, evet. Küçükken resim çizerken pastel boyaya peçeteyle dağıtma işlemini yapardık. Siz de yapıyor musunuz bu arada? Yorumlarda yazın. Ve bu şekilde soft renkler oluştururduk. Aşırı güzel olmadı mı? Şu an aslında o olay yaşandı ve çok güzel görünüyor. Tam bir gökkuşağı şeklinde tavus kuşunun tüyü gibi. Ne yapacağız şu an? Arkadaki abinin tipi gerçekten beni benden aldı. Ha, hepimiz farklı farklı pamuk şeker yapmaya çalışıyoruz. Ay ne güzel bir alet bu ya. Ben bu aletten istiyorum şu an. Bu aletimden olsam kendime bir sürü renkli renkli pamuk şeker yapabilirim. Çocuğun şu dibi neydi?
7/24 benim tipim ya gerçekten. Ay çok güzel. Aa abininkine bakın. İşte usta biri. Top yaptı ya. Balon yaptı, inanamıyorum. Aynı zamanda daha bitmiyor. Renkli renkli. Allah'ım lütfen bu aletten alayım ben ya. Aa gülen yüzlü bir şey. Aynı zamanda onu bir de ne yapıyor ya? Neye döndü bu? Resmen pamuk şeker sanatı bu. Çıldıracağım. Sen de bu pamuk şekeri yemek istiyorsan hemen like'a basıyorsun. Like butonu kırıldı şu an. Ya bu olay çok güzel ya. Şuna bakın, minnak bir papi çıktı. Ay ne tatlı. Bayağı 10 boyutlu bir şey bu. Aslında evinde evcil hayvanı olanlar bu tarz bir tablo yapabilir ya. Tabii yapımı çok zordur, orası ayrı mevzu. Şuna bakın, aşırı gerçekçi duruyor. Kar mı bu? Kardan çömlek mi yapacağız, ne yapacağız? Şu an harbiden bunun kardan yapıldığına inanamıyorum. Harbiden çömlek yapıyor. Ama erir o. Renk menk de attı bir de. Şu an burada üzgün bir sushi mi görüyorum ben? Neden bu kadar üzgün? Aa, onu ameliyat yapıyoruz. Sushi'ye bir şeyler enjekte ettik. Allah. Yavru mu çıktı oradan? Bu nedir ya? Ne izledik biz şu an? Ha, harbi doğum yaptı sushi'yi. Anne sushi ve bebek sushi. Ya ne izliyoruz ya? Ne izliyoruz? Vallahi ne izlediğimi bilmiyorum ben de. Evet, best friend'in ve sen nasıl çizim yapıyormuşsunuz bakalım. Best friend'in böyle çiziyormuş. Oo, bayağı sanatsal bir şey. Aslında bunu arkadaşlarımızla yapabiliriz ya. Aynı tabloyu ikiye bölüp hangisi daha güzel çiziyor diye bir challenge yapabiliriz ha. Mantıklıymış. Sonrası kavgayla bitmesin de. Senin olduğun kısmı göremedik şu an. Best friend'in bayağı güzel çizmiş. Winnie the Pooh sanatı. Çok tatlı bir şey. Ya bu aşırı rahatlatıcı bir olay değil mi? Arıya bakın, çok tatlı bir arı. Ama tombul ayı oldu bu. Oha domuzcuk, çok tatlı. Şu an duvara bir ay çizmişiz ve aya biraz daha ay görüntüsü eklemek için yuvarlaklar çiziyoruz. Bunu alçıdan yapıyor herhalde. İyi değil mi yalnız? Harbiden ayı resmen bu daireye getirmişler ya. Kahve sanat herhalde. Ha, abla onun içine atlayacak. Al işte. Nasıl yaptın bunu ya? Bu nasıl bir geçiş efektidir, inanamıyorum şu an. Photoshop'ta son nokta kesinlikle bu videoydu bence. Şu an gerçek bir fırçayı gökkuşağı renklerine mi boyuyoruz? Wow. Bayıldım ben. Ben bayıldım. Ooo. Muazzam bir fikirmiş bu. Sulu boya yapanlar bunu bir denese ya. Nasıl oluyor acaba? Yok, ben bir şeker hastasıyım. Bana lütfen kinderli minderli şeyler göstermeyin. Bakın çikolata yememeye çalışıyorum. Hayır göstermeyin. Bakın canım çekiyor. Çok güzel. Böyle bir olayı biliyorum. Instagram'da görmüştüm. Bu arada Instagram demişken takip etmeyi unutma. Duvara bir resim yansıtıyorsun ve o resmi o gölgelere bakarak kurşun kalemle çiziyorsun. Ardından da boyuyorsun. Böylelikle muazzam duvar resimleri ortaya çıkıyor. Kendin yapabilirsin ya. Çok güzel. Ama o şeyleri nasıl boyayacaksın şu an? Ne kadar güzel olmuş böyle. Tam bir çocuk odası olmamış mı? Dinozorlar, Jurassic Park. Baloncuklardan çömlek sanatı. Harbi aşırı garip. Aa, üzüm yaptı onlardan. Ne? Yine bir kek görüyoruz. Bu kekin üst kısmını kestik. Bu arada böyle muffinlerin üstünü veya altını seviyor musunuz? Bazı insanlar üst kısmını sevmiyor. Şu an biz ne yaptık böyle? Hot dog yaptık. Aa. Ama sen bu cupcake'leri sürekli göstere göstere benim canımı çekiyorsun ya. Bunu dediğinizi duyuyor gibiyim. Gerçekten benim de canım çekti arkadaşlar, üzgünüm. Kuzey ışıkları mı bunlar? Evet, kuzey ışıklarını eğer görmediysek şu an buradan görebiliriz. Çok iyi olmuş ya. Umarım günün birinde gerçekte görürüz bu kuzey ışıklarını. Şuna bakın. Orada insanlar mı çizdi? Ağaç mı o, ne? Ağaç. İnsan yok tabii. Çok güzel. Ay ne güzel olmuş gerçekten. Bir krekerin kenarından aslında kaşarınızı kesebildiğinizi biliyor muydunuz? Aşırı mantıklı değil mi ya? Muazzam bir bilgi bu. Bana kalırsa bu insan hem yaratıcı hem de bayağı karnı tok olan birisi ya. Başarına diyecek bir lafım yok ama onu örmek yerine yemeği tercih ederdim ben. Legolardan bir sanat videosu mu? Oha. Şu an resmen Legoları kesti, bir şeyler yaptı ya. Köfte yapıyor, kızartıyor. Şuna bakın. Muazzam bir video bu. Bu video beni deli gibi rahatlattı şu an. Köfteler de yandı bu arada. Çok güzel hamburger yapıyor Lego'dan. Böyle bir şeyi gördükten sonra o Lego'yu yemen isteği geldi bana şu an. Pastırma falan yaptı bu bacon. Salatalık doğuruyor Lego'dan. İnanılmaz bir şey. Sos falan. Aa,
süper ya. Harbiden yiyesim geldi şu an. Ama şu an biz bayağı bir rahatlatıcı videodayız. Bu kadar iplerle ne yapıyorsunuz şu an? Ne çıkacak ortaya çok merak ettim. Aynı zamanda bu nasıl bir ustalık ya? Oha! Bir ışık kırılmasını gösterdin sanırım sen şu an. Sanırım şu an bir pankek sanatı yapıyoruz. Ne çıkacak bakalım ortaya çok merak ediyorum. Evet, bir göz, bir ağız. Ben buldum kimin çıkacağını şu an ya. Simpson çıktı, vallahi çıktı. Çikolatadan mı yaptı onu? Kurudu bile. Ay, aşırı rahatlatıcı bir video bu. Niye benim böyle yeteneklerim yok ya? Gerçekten bu videoları o yüzden izlemek istemiyordum. Yine izlemek durumunda kaldım ya. Arkasını çevirecek şimdi. Ya neden ya? Yalnız bence dünyanın en pahalı pankekidir bu. Çünkü aşırı emek var bu pankekin üstünde. Ben yemeye kıyamazdım. Kesinlikle bu dijital çizimlerin aşırı yetenekli insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Şuna bakın. Zoomladıkça zoomladıkça ayrı bir yetenek çıkıyor. En sonunda küçük prens çıktı. Ne kadar sevimli. Sonunda sevdiğim bir şey çıktığı için aynı zamanda bu yeteneğe bir alkış ya. Ama ben bu videoya hayretler içerisinde kala kalırım. Gerçekten şuna bakın. Şu paga bakın ve diğer köpkeye bakın. Bu gri köpke Pug'ın resmini çiziyor sanırım şu an. Ne kadar güzel çizdin. Michelangelo köpke ya, inanamıyorum. Acaba resim çizmeyi nereden öğrenmiş olabilir? Bu gecede uyumamam için bir sebep. Gerçekten bu da hayran kaldığım bir başka sanat. Suratına çizilen resimler, şuna bakın. Surata o kadar güzel resimler çiziyorsunuz ki. İnek oldu şimdi de. Ablanın gözünün korkunçluğunu bir kenara bırakarak muazzam bir yetenek diyorum gerçekten. Ben daha kağıt kaleme çizemezken bunu her zaman söylüyorum çünkü çizemiyorum ve üzülüyorum. İnsanlar neler neler yapıyor ya. Pirinçlerden bir sanat eseri mi yapacağız? Ne? Aa, renkli pirinçler. Ne? İnanılmaz bir şey. Aa, pirinçlerden film afişi yapıldı ve ben hayranlıklar içerisinde kala kaldım. Aranızda kendinin böyle yetenekli olduğunu düşünenler var mı? Yorumlara yazsın. Evet, sanırım şu an bir pasta yapıyoruz ve nasıl bir pasta bu? Ay, bu ne ya, canım çekti ya. Ay, morlu simli mi? Elsalı pasta. Aa, doğum günümde böyle bir pasta lütfen ya. Lütfen, lütfen. Yaş kaç? 25. Buna gülsem mi, ağlasam mı, bayılsam mı bilemedim. Abi ya çok yalnız ya da hiç kimseye muhtaç olmak istemiyor. O yüzden bu yapay eli yapmış ve kendi kendi güneş kremi sürüyor ya. Bu nedir? Aa, köpke mi bunlar? Şu an sanırım bir köpek yarışmasındayız ama köpekleri boyadınız mı? Ne? Aşırı sevimli görünüyor ama bence çok zararlı bir şey. O yüzden hiç beğenmedim. Balonlardan gelinlik mi yapıyoruz? Vay canına. Konseptli bir düğün olabilir. Eğer böyle bir düğünün varsa evet, muazzam bir gelinlik olmuş. Onun dışında tanıdığınız birinin kendi düğünde balonlardan gelinlikle gelmesini bir düşünün. Abla patlatırlar seni, ben sana diyeyim. Şimdi de balonlardan elbise yapıyoruz herhalde. Aa, ne kadar sevimli oldu. Yalnız o balonu alıp şu an dişimle patlatmak istedim ya. Küçük bir balon kaldığında onun dişinde patlatmak o kadar keyifli bir şey ki. Beni anlayanlar var mı, yorumlara yazsın. Erkek kıyafeti bile tasarladık derken evet, erkek abimiz abla oldu. Bu arada en çok hangisini beğendiniz? Ben ilk gelinliği bayağı beğendim. Kartondan maske mi yapıyoruz? Yumurtalardan göz yaptık. Kartondan Frida heykeli yaptık. İnanılmaz bir şey. Siz artık yetenekte arşa çıkmışsınız. Kimse tutamaz sizi ya. Kesinlikle izlemeye en çok sevdiğim yetenek videolarından biri de budur ya. Şuna bakın, izlerken rahatlıyorum aynı zamanda. Direği resmen arka plana uygun boyadı. Abi şuna bakın, inanılmaz bir şey. Sanki orada direği kaldıran bir abi gibi görünüyor. Muazzam, gerçekten bayıldım. Şimdi ise sanırım zarlardan bir sanat eseri yapacağız. Bu kadar zarı nereden buldun abi? Yuh ama. Lady Gaga'yı yaptı. Yalnız ben bu videoyu aşamadım şu an. Nasıl zarların o noktalarını Lady Gaga olacak şekilde birleştirdin? İnanılmaz bir şey. Bu maymun. Gerçek maymun sandım. O kadar gerçekçiydi ki. Köpke oldu. Diğerinde de köpke var. İki tarafı da o kadar gerçekçi gibi görünen bir dikiş gibi bir şey yaptılar. Ne yaptılar hiç şekilde algılayamadım ama. Çok iyiydi ya. Ağaca resmen insan sureti yapmışlar. Nasıl kestiniz? İnanamıyorum. Yalnız buradaki yeteneği bir kenara koyuyorum. Gece böyle bir şey görsem çok korkunç şeyler yaşarım. Altına etmeli bir durumlar yaşanır. Dünyanın yine en saçma tırnak tasarımını yapıyoruz sanırım şu an. Ve diş ipinden mi?
Yapmamalısın ya bunu. Diş ipi şeklinde tırnak yapmışlar ve gerçekten... Yani onu kullanmalısın. Tırnağında diş ipi varsa her gece yapmadan kullanmalısın yani, olmaz. Böyle legolardan yapılmış sanat eserlerine de bayılıyorum ben. Şuna bakın. Minimalist bir alan var aşağıda. Disko mu yaptınız? Batman mi o? Arkada Hulk falan var. Kadar güzel ya. Kesinlikle bunu yapan kişi bunu yaparken aşırı uğraşmıştı ve o kadar da eğlenmiştir bence. Tabii efendim. Duvarında bir oyun alanı var. Düşünsenize ne kadar güzel bir şey. Abla eline yüz mü çizdin? Yüzüne el mi çizdin? Ne yaptın sen? Resmen bir illüzyon gibi. Ben hangisinin gerçek yüz olduğunu abla gösterene kadar anlayamamıştım. Şu an geri dönüşümsel açıdan bayağı yaratıcı bir sanat eseri yapıyoruz. Boş sıvı deterjan kaplarından kuğu çiziyoruz. Kadar güzel. İçine de bitki koyduk. Böyle geri dönüşümsel videolar neydi ne oldu tarzındaki videolara bayılıyorum. Wow, annem mutfağa 9'da kilitler ve sen yaratıcı olmalısın. Ne oluyor şu an, mumlardan ne yaptın? Mumlardan noodle yapmış. Sanırım saat 9'dan sonra artık yemek yasak. Evet, gece yemek yemenin bayağı zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz ama kimin umurunda? Canım isterse yerim. Babanın yeni icadı ne bu? Adam trafik konisinden mama kabı yapmış, vay canına. Bunu dışarı falan yapmış herhalde. Dışarıdaki köpekler yemek yesin diye. Yalnız boya yaratıcı değil mi harbiden? Böyle de mama kabı hiçbir şekilde boş kalmamış oluyor. Köpeklerin emiyesi bayram ediyor. Bu ne? Yemin ederim abla bıçakla kesmeseydi hiçbir şekilde o kanepenin pasta olduğuna inanmayacaktım. Kumanda bile pasta. Bu pasta sanatını her izlediğimde hayretler içerisinde kalıyorum ya. Gerçekten nasıl yapıyorsunuz? Ama pasta hiçbir şekilde taze tutamazsın. Anında yemen lazım. 20 kişinin o pastayı yiyip bir çırpıda bitirmesi lazım. Ekmek. Aa, Hello Kitty'li pasta kalıpları. Aa, beslenme çantası çocuklar için yapılmış. Şu an çocukluğum aklıma geldi ve beslenme çantam olduğunu hatırladım. Hala beslenme çantası kültürü var mı yoksa yemekhaneden mi yiyorsunuz, yorumlara yazın. Çocukluğum aklıma geldi, duygulandım. Kahve fincanı mı yaptın? Ne, nasıl ya? Aa. Kahve fincanı nasıl ayakta durabiliyor? Gerçekten hiçbir şekilde algılayamadım. Burada bir magic olayı var net yani. Yemek çubuğuna noodle'ını kendi kendine koyabilen bir alet tasarlamışlar. Noodle çubuklarını kullanamayanlar için muhteşem bir icat olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama ben kendim kullanmayı seviyorum. Polimer kirden bir şeyler tasarlıyoruz şu an. Minik bir kanepe yaptık. Aa, ne kadar güzel, halı bile oldu. Ya bu animasyonun adı neydi? Nasıl unutabilirim? Adını unuttum ama oradaki eşek bu. Vay canına, sushilerden oradaki eşeği yapmışlar. Animasyonun adı neydi lütfen hatırlatın. Cama yapılan bir sanat eserini göreceğiz ve ne yapıyor, sünger bot mu bu? Ne güzel olmuş, bayıldım. Şimdi ise sanırım tişört boyama yapacağız. Evet, rengarenk boyadık. Aa, Mickey Mouse'lu oldu, ne güzel oldu ya. Bu adamın yaptığı çikolatadan sanat eserleri biliyorum. Ve şu an ne yapacağız, canım çekiyor ya. Yumurtaları birbirine geçirdik ve ne olacak acaba? At mı? At mı yaptık çikolatadan? Zürafa yaptık. İnanamıyorum. Kuyruğunu bile koydu ya. O kadar gerçekçi ve o kadar yaratıcı bir şey ki inanamıyorum ya. Keşke o zürafadan çikolata yiyebilsek ya. Gerçekten şu an aşırı yemek istedim onu. Ellere yapılan bir sanat eserini gördük az önce. Muazzam. Hep bir sonraki videoyu izledikçe daha da hayretler içerisinde kalıyorum ya. Yaratıcılık üzerine yaratıcılık görüyoruz. Şu an bir karpuzumuz var. Evet, karpuzun içini boşalttık. Aa, karpuz jelinden yapacağız. Evet. Tadı nasıl acaba? Ay, canım çekti. Abi bayağı iştahlı yedi ya. Bayağı güzel demek ki. Bu efektle bazı insanlar yaratıcılığını ortaya çıkarırken bazıları da gerçekten aşırı komik ve cringe fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Ama bu kişi ise bu efektle şu an resim yaptı. İnanamıyorum ya. Sadece çakmakla resim yapabilmek mi? Wow. Bir akışak ettim ya. Şu an bir yağlı boya yapıyoruz sanırım ve bu fırça darbeleri beni bitiriyor ve inanılmaz derecede rahatlatıyor. Metroda oturan asker ablayı çizmişiz. İnanılmaz. Bu aynısı olmuş. Bu resmi yapan kişinin yeteneğinden çok bu kadar hızlı bir şekilde yapabilmesi olağanüstü değil mi sizce de? Şaşkınlıklar içerisindeyim gerçekten. Sanırım şu an camı kırarak bir sanat eseri ortaya çıkaracağız. İzlemesi sizce de aşırı keyifli değil mi? Tam bir rahatlatıcı video gibi ya. Kır parçala hepsini. Oh! Dilim acadı. Yalnız şu ortaya çıkan resme bakar mısınız? İnanılmaz.
Bu portreyi sadece cam kırıklarından yapabiliyor olman gerçekten büyük bir yaratıcılık. Ben bunu yapmaya çalışsam ortaya çıkan tek şey çöpe atılması gereken kırık cam taneleri olur. Üzülüyorum. Böyle yetenekli insanlar görünce bende neden yok diye üzülüyorum. Ne yapayım? Bu dijital çizimleri izlemeye bayılıyorum. Evet, şu an abimizin burnu yok. Voldemort'a döndü ve... Abi bir burun ekledik ve ne kadar güzel bir şekilde çizdik öyle. Özellikle o gölgeleme sanatının ayrı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Şuna bakın, o kadar gerçekçi duruyor ki. Resmen Disney'de oynayacak beyaz atlı bir prens yapmadık mı şu an? Bakalım şimdi nasıl bir sanat eseri ortaya çıkaracağız. Aa, ne köpke geliyor, köpke. Köpkeyi mi çiziyoruz, ne? Köpkeden bir şey çıkacak mı şu an? Evet, aynısı oldu. Hık demiş, burnundan dizmiş. Gerçekten bu arada. Şu an bir sürü orbiz mi görüyorum ben? Ve onun üzerine lağım mı döküyoruz? Ne bu? Orbizlerin hepsi birbirine yapışmış ve şu an altın görünümlü bir şey mi çıkardık ortaya? Sanırım bir biblo yaptık ve... Oynama güzel görünmüyor mu sizce de? Estetik. Emojilerle resim yapmak mı? Bu benim niye daha önce hiç aklıma gelmedi bilmiyorum. Zaten aklıma gelseydi de yapamazdım. Ha, ne yapıyoruz? Bir sürü emojileri koyduk. Bir insan suratı mı çıkarıyoruz ortaya? Ooo, inanılmaz. Nasıl ya? Nasıl yaptın? İnsanlar neler neler yapıyor ya. Yazıklar olsun bana. Şu an sanırım bir rahatlatıcı videoya geldik. İple yapılan bir resim sanatını görüyoruz şu an. Poseidon'u çizdi. Aa, ne güzel yapmış ya öyle. O bantın ve ipin kaldırılması beni deli gibi rahatlattı şu an ve gerçekten inanılmaz bir yetenek. Sanki bilgisayarla çizilmiş gibi görünmüyor mu? Özellikle şu zarlarla yapılan resimlere de bayılıyorum. Şuna bakın. Ne çıktı ortaya? Bakalım hangi resmi çizdik? Kim bu? Oyuncak hikayesindeki Buzz değil mi? Sanırım oydu. Nasıl yapabildiğiniz gerçekten... O zarları yerleştirerek o portreyi nasıl çıkardınız gerçekten aklım almıyor. Almıyor. Sanırım bu abla bize bir makyaj yapacak ve suratlarını çizdin. Sonunu çok merak ediyorum. Ne? Yemin ederim ilk baktığımda filtre olduğunu düşündüm. İnanılmaz bir şeyi nasıl yaptın ya? Yetenek gibi yetenek, yaratıcılık gibi yaratıcılık. İnanılmaz. Buralarında kanatları var. Şimdi ise yine izlemesi aşırı keyifli olan bir sanat eseri ortaya çıkacak sanırım. Ablamızı kocaman bir siyahlığa bürüdük. Bir kara delik çiziyoruz herhalde. Ay ne güzel. Bu kişi bir yaprak aldı ve yaprakla bir sanat eseri ortaya çıkaracak şu an. Ortasına bir delik açtı. Ve bu yaprak aslında yapacağımız kişinin saçlarıydı. Renkli yapraklarımızdan bir deniz kızı yapıyoruz sanırım ve... O kadar güzel ki. Ay çok sevimli olmuş ya. Oo, Megan Fox'un efsane sahnesiyle şu an ne yapacağız gerçekten... Resmen canlandı Megan Fox. İnanamıyorum, nasıl parıldıyor öyle. Cila dökülünce sanki printer'dan alınan bir fotoğraf gibi olmadım ama. O kadar güzel olmuş ki kim çizdi bunu ya? Aşırı güzel. Aramızda böyle pofuduk koltukları seven kaç kişiyiz? Bu kişi de bu koltukları çok seviyormuş ama fiyatlarını sevmiyormuş. Ve şu an kendine sanırım bu koltuktan yapacak eski bedava bir koltuk bulmuş. Ve şu an bu koltuğu kaplayacak. Bunu ben de yaparım ya. İnananlar like, evet. Gerçekten yapabilirim bence. Aslında kolay bir şey. Çok da değilmiş. Sadece zımba ve kumaş alarak kendine daha ucuz bir koltuk tasarladım. İnanılmaz bir yaratıcılık ve yetenek. Şu üzgün surata bakın. Neden üzgünsün sen? Sanırım yine bir rahatlatıcı video bizi bekliyor. Evet. Boyayı tabloya döküyoruz ve... İzlemesi aşırı keyifli ve gerçekten o boyayı nasıl dökebildin ya öyle? Keşke bu suratı bir tane kalkanın üzerine dökseydik. Aşırı güzel olmaz mıydı sizce de? Biz de bir şeyler düşünüyoruz işte. Hafif. Hafif yaratıcılık. Evet, keçeli kalemlerle yapılan bir çizim yapacağız ve... Ay, inek desenlerine bayılırım ama tabii ki de bu bizim bildiğimiz inek desenlerinden değil. Resmen hologramlı böyle neonlu gibi bir inek deseni olmuş. O kadar güzel yapmışsın ki ya, bayıldım. Ayakkabı bağcıklarının delikleri bu şekilde mi açılıyormuş? Bilemiyorum. Artık sürekli aynı desenle ayakkabı bağcıklarına sıkıldıysanız bu gerçekten tam olarak size göre. Şuna bakın. Ne kadar güzel olmuş. Halattan bağcık yapmışlar ve aşırı hoşuma gitti benim. Kütüğü oyuyor muyuz şu an? Ne yapacağız? Tüyün içinde bir delik açtık ve
Gerçekten sonunu aşı merak ediyorum şu an. Eğer bir kamp yapıyorsanız ve pişirmeye ocağınız yoksa bu olay aşırı güzel. Yalnız kütüğün içindeki ateşi nasıl söndüreceksin, bu benim aklımı biraz karıştırdı ama yangın çıkarma ne olur. Ormanlarımız bizim için değerli lütfen. Abla pirilti yaladı mı? Abla ne yapıyorsun? Ablacığım bir makyaj yapıyor ama... Aa, kaşlar bir anda yok oldu ve kime benzeyeceksin? Oy, şu an aşırı merak ettim ya. Suratından bambaşka şeyler çıktı, tövbe ya Rabbi. Bu nasıl bir makyaj ya? Of. Of. Aa! Düğme gözlü bir korku film karakteri vardı. Kimdi? Sanırım abla onu yapıyor şu an. Çakıllarından ne yapıyoruz şu an? İşte yaratıcılık. İşte yaratıcılık gibi yaratıcılık. Görüyorsunuz şuna bakın. Minik bir çiftçi yapmışlar ya. Sizce bu fotoğraftakilerin hangisi gerçek çikolata, hangisi çizim? Yorumlara. Yalnız doğru çikolatayı bulamayacağıma adım kadar eminim ama yine de denemek istiyorum. Hangisi gerçek, hangisi sahte? Evet. Evet. Bence birincisi, ikincisi ve dördüncüsü gerçek çikolata, üçüncüsü bir resim. Lütfen gerçek olsun, lütfen. Evet, evet. Doğru bildik. Yanlış. Aaa, ilki miymiş? Nasıl ya? Hepsi gerçek çikolata mıymış? Çizim olan şeye bakın. Nasıl kandırdılar bizi? İnanamıyorum. Elmiş çizim olan şey. Evet dostlar, kandırıldık ama siz de bulamadınız değil mi? Bulduysanız yorumlara. Ne yapıyoruz şu an? Bu sefer de telefonda bu hareketli efektle resim oluşturdu. Çok güzel. Nasıl ya? Nasıl ya? Çivilerden bir sanat eseri yapıyoruz. İnanılmaz bir şey. Çivilerden bir at tablosu yaptık ve şu an ipi geçiriyoruz çivilerden. Ve izlemesi aşırı keyifli gerçekten. Aa, çok güzel. Kaldırma tebeşirle bir şeyler çizmeye bayılırım. Benim gibi olanlar var mı aramızda yorumlara? O kadar gerçekçi bir çizim çiziyor ki abi. Sanki yolda bir kuyu var gibi. Ay dikkatli ol. Harbiden o kadar gerçekçi olmuş ki, insanlar nasıl gidiyor şuna bak. Zaten yaratıcılık deyince aklımıza kesinlikle yapılan makyajlar geliyor, şuna bakın. Nasıl bir şey oldun, kurbağa mı oldun sen ya? İnek oldu. Abla o kadar gerçekçi yapmış ki makyajları, bu ne? İstakoz mu bu? Ekmeklerden bir sanat eseri mi ortaya çıkaracağız? İnanılmıyor. Bu adam kim bilmiyorum ama şuna bakın. Ekmekleri resmen yapboz parçası gibi birleştirdiler ve ortaya muazzam bir resim çıktı. Yalnız şu an düşünüyorum da, umarım o yaptığınız ekmekleri yemişsinizdir. Transformers amblemi değil mi ya bu? Aa, bunlar benim en çok patlatmayı sevdiğim şeyler. Patlak naylonlar değil mi? Onların içine abla boya enjekte ediyor ve ortaya... Ama yuh, ama yuh, bu ne böyle? Ne yaptın sen ya? Size bambaşka bir düzey demiştim değil mi? Böyle bir yaratıcılık var mı? Böyle bir yetenek var mı? Böyle bir yeteneğe alkış. Bunu yapmak nereden aklına gelmiş olabilir ki? Bu arada abla da iyi sabır vermiş. Ben hiçbir şekilde onları patlatmadan duramazdım. Tepsinin içine boyaları damlattık ve bilyeleri koyduk. O bilyeler mi bize resim yapacak? Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Şey diyeyim mi? Çok iyi. Aynı zamanda topaç değil mi ya bu? Küçükken benim vardı topacım. Bir de Beyblade vardı. O da buna benzer bir şeydi. Ben bunların dönmesine o kadar hayranım ki, küçükken de çok severdim. Neden yok şimdi acaba? Nereye gitti benim topacım? İnanamıyorum. 10 üzerinden 100 veriyorum böyle bir tabloya. Bu kişi resmen oynadığımız oyuncaklardan resim yaptı ya. Evet, yine yaratıcılıkta seviye atlamış bir insan. Abi... Dengede tutmaya çalışıyor tekerlek ve... Az abi, onu da dengede tutarsam var ya, inanılmaz bir şey ha. De neden böyle bir şey yapıyoruz? Evet, bir sürü bardak kırılmış. Oha, ay, nasıl ya? Hadi tekerleği biraz durdurabilirsin de diğer şeyi nasıl durdurdun? Şişenin üzerinde kerpeten var, kerpeten de saksıyı tutuyor, seramik saksı. İşte kırdın çömleği ya. Ama bu fotoğraf bir alkışlanmaz mı? Hatta saygı duruşunda durulur. İnanamıyorum. İnanamıyorum şu an. Atatürk portresini yapmış. Nasıl ya, nasıl? Çok heyecanlandım ben ya. Of. Of atam. Terliklerden ve ayakkabılardan da yapılmış.
Normal ötesinde yaratıcılığı demiştim ya. Harbiden normal ötesinde değil mi sizce de? İnanılmazsınız ya. Bu videonun tamamı tek cümleyle bitecek herhalde. İnanılmaz. Harbi inanamıyorum çünkü. Mona Lisa portresi benim çok hoşuma gider. Şu an resmen Mona Lisa'ya bambaşka bir boyut getiren birisi. Abi misin, abla mısın bilmiyorum ama... Çok iyi ya. Her portreye suratının uyum sağlaması peki. Aşırı iyi ya. Peki bütün portrelerin şöyle bitmesi. Şu an kildeki çekici torun çekicine benzetti. Ana yıkıldı bu. Ne yaşanıyor şu an? Torun çekici yıkıldı ve birden bir yol pisti haline geldi. Aslında yapılmak istenilen şey buymuş, inanamıyorum. Çekiç kırıldıktan sonra yol haline geliyor. Oradan sonra arabalar çıkıyor. Arabalar yoldan gidiyor. Oradan sonra da bir şeyler çıkıyor. Hot Wheels'ın reklamı. Hayatımda gördüğüm en güzel reklam olabilir bu arada. Ne? Domatesin rengini mi bulacağız? Oraya aşırı gerçekçi bir domates yapacağız. Onun kağıt olduğunu hiçbir şekilde anlayamayacağız değil mi? Ben buna şaşırmam ama ya. Bunu bayağı yapıyorsunuz yani. Gerçeğinin bile resim olduğunu düşünüyorum. O kadar yeteneklisiniz ki. Bakın ya. O kağıt izi nasıl hiçbir şekilde görünmeyecek onu merak ediyorum şu an. Biz başlangıcını gördüğümüz için gerçek olmadığını biliyoruz ama gerçekten şu fotoğrafı birine verseniz, aralarındaki sahte olanı bulun deseniz hiç kimse bulamaz. Bu şey değil mi ya, camlara sıkılan kart püskürtme spreyi? Ben hayatımda hiç camlara böyle sprey sık... Ne yapıyoruz şu an? Happy Potter mı? Ha, Harry Potter. Happy Potter. Şu an cama lütfen Harry Potter'ı çizeceğini söyleme. İnanamıyorum. Acaba bu görüntülerden sonra camlara 2023 yazan ki onu da yazamayanlar utanır mı bilmiyorum. Yuh ama ya. Bu resim benim camıma yapılsaydı hiçbir şekilde o camımı bir ömür boyu silmezdim ya. Emeğe yazık. Olmaz. Dışarıdan bakan kişi resmen Harry Potter'ın olduğunu sanar ya. Şöyle kendin yap projelerine bayılıyorum. Şu an çöpten bir saksı bulduk. Seramik saksı. Evet. Çiçek bulduk. Tahta bulduk. Evet. Ama neden o seramik saksıyı kırdık? Bana bunu açıklayın şimdi. Buraya bambaşka bir şeyler yapacağız. Tütsülük olabilir bu şu an. Net tütsülük olacak sanırım. Aşırı güzel olur ha tütsülük de bundan. Ay aşırı gotik bir şey oldu bu. Abi peki o tahtaları nereden buldun ya? Böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Neden bir saksı oldu bu? Ay aşırı güzel. Çok severim böyle minik çimleri falan. Ve tütsülük. Evet. Çok güzel. Şu an ne yapıyoruz? Karton Pierre çizilen bir şey. He, onu tam onun boyutunda yapacağız. Aşırı zekice. Vallahi ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mal olduğumu da bu kadar belli etmemeliydim ama ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Of, bu renk nedir böyle? Gökkuşağı gibi bir şey yapıyor. Bu renklerin güzelliği ne böyle? Özellikle gökkuşağından çok sanki deniz kızının pullarına benzemedi mi? İzlerken aşırı rahatlattı. Eğer bu video seni de rahatlattıysa bir like'la kendini belli et bakayım. Hayatınızda bir kere bile böyle sokak sanatçılarına resminizi çizdirdiniz mi? Ben hiç çizdirmedim ya. Bilmiyorum, belki de çok kötü çizeceğini falan düşünüyordum. Çok tatlı. Burada nasıl bir yaratıcılık göreceğiz? Drone'u koydum. Tonlarca drone mu var orada? O drone'ların hepsinin bir anda ayağa kalkacağını söyleme bana. Ay gösteri yapıyor. Drone'dan gösteri mi? O böyle gördüğümüz şeyler drone'larla mı yapılıyormuş? Ben lazerlerle falan yapılıyor sanıyordum. Şöyle bir ortamda bulunmak istedim şu an ya. Bir portakal diliminden ne yapabiliriz? Bir portakal diliminden portakal diliminin aynısını yapabiliriz. Şu an gözüm kapalı olsa net gerçeğini bilemezdim. O kadar gerçekçi olmuş. Biber'e bakın. Tamam, biber biraz belli olmuyor diyecektim ki. Özellikle kağıda gölgeleme işlemi yapıldıktan sonra gerçeğini ben hiçbir şekilde bulamıyorum. Hiçbir şekilde. Abi, sen ne yapıyorsun? Bunca yıl boyunca yine aklıma gelmeyen bir şey. Gerçekten kendi kurbağa yapması. Bunu deneyeceğim. Bu abi ne yapıyor ya? Bu abi sürekli dengeyi bulmaya çalışıyor da abi neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Boş ver dengeyi ya. Sürekli bardağı kırıyor. Hiç hoş değil bence. Aha net durdu şu an bu arada. Hadi tamam. Of. Notalardan ne yapacağız bakalım? Yuh ama yuh. Notalardan Kurt Cobain mi yaptık? Nasıl bir yetenek ya böyle? Bu gıda sanatı da bambaşka bir şey ya. Şuna bakın. Kabak mı bu? Kabaktan şu an kuğu mu yapacağız? Kuş mu bu?
Tavus kuşu bile olabilir şu an. Özellikle o yaprakların desenlerini nasıl veriyorsunuz ya? Hayret bir şey. Harbi tavus kuşuymuş. İnanılmaz bir şey. Çok güzel ya. Nasıl yaptınız? Ama şimdi ben bunu yemeye kıyamam. Kıyamam ki. O kadar uğraştım, nasıl kıyayım? Kağıda dökülen kahveyle yapılan bu sanat eseri de bambaşka bir şey ya. Ne çıkacak acaba ortaya? Şu an bayağı rahatlatıcı videodayız. Benim resmimi de yapsana lütfen. Çimenden sanat eseri mi? Biz küçüklüğümüzde tebeşiri sadece seksek oynamak için yapardık. Yerlere yapılan bu sanat eserleri gerçekten çok tatlı. Sanki minnak bir ağacın üzerine minnak bir koyun oturmuş da kitap okuyor gibi. Ne tatlı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte normal hayatında yaratıcılığı olan insanların videolarına baktık. Siz kendinizi yaratıcı ve yetenekli olarak görüyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.